Florya'da ekip arkadaşımız Emre Kaplan bizi bekliyor. Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yarın Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek. Basın toplantısını izlemiştik. Şimdi de antrenmana futbolcular çıkmaya başladı. Bakalım ekip arkadaşımız Emre Kaplan bize neler aktaracak. Emre? Ceyda teşekkürler. Florya'dan Metin Oktay tesislerinden biz de mutlu akşamları, yayınlar dileyelim. Galatasaray Bayern Münih maçı öncesindeki son antrenmanına şu sıralarda çıkıyor. Ben hemen kameraman arkadaşım Erdal Balcı'dan rica edeceğim. Buradaki görüntüleri size canlı canlı aktarırken ben de takıma dair detayları paylaşmaya çalışacağım. Oyuncular artık tek tek antrenman sahasına geliyor. Az önce teknik direktör Okan Buruk ve oyunculardan Kaan Ayhan'ın bir basın toplantısı vardı. Tabii en çok merak edilen konu Mauro Icardi'nin durumu. Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde ayağına bir darbe almıştı. Sonrasında maçı sekerek tamamladı. Dün kulüpten bir açıklama yayınlandı bu konuyla ilgili ve tedavisi, durumu yakından takip ediliyor. Okan Buruk'a da bu soruyu sorduk. Kendisi antrenman öncesi bir kez daha durumuna bakacağız dedi. Bu arada Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erden Timur da şu anda antrenman sahasının yanına geldi. Oyuncularla o da selamlaşıyor, tokalaşıyor. Dediğimiz gibi şu anda gözler Galatasaray Kulüp Doktoru Yar İnce ve Mauro Icardi'de. Şu anda görüyorsunuz kameraman arkadaşım Erdal'ın verdiği görüntüde hemen kamp tesisinden oyuncular yavaş yavaş sahaya çıkıyor. Şu anda gördüğüm, saha içerisinde gördüğüm herhangi bir eksik yok. Sadece Mauro Icardi bekleniyor. Onun da tahmin ediyorum ki içeride şu anda kulüp doktoru Yener İnce ile tetkikleri, son kontrolleri gerçekleştiriliyor. Ayağında bir zedelenme, bileğinde bir hasar ve zedelenme olduğu açıklanmıştı kulüp tarafından. Bir buz tedavisi uygulanıyor o günden bu yana. Mauro Icardi'ye dediğimiz gibi maçı da sekerek tamamlamıştı ve bugün bu antrenmandaki durumuna göre Icardi ile ilgili karar verilecek. Yarın sabah saatlerinde de son kontrolün yapılacağı ifade edilmişti kulüp tarafından ama şu anda dediğimiz gibi tüm beklenti artık yavaş yavaş oyuncuların büyük bölümü sahada yerlerini aldılar. Teknik direktör Okan Buruk ve sağlık heyetiyle birlikte Mauro Icardi'yi bekliyoruz. Tahmin ediyorum ki içeride şu anda da Okan Hoca bu konuyla ilgili bilgi alıyor. Yener Hoca'yla bir görüşme gerçekleştiriyorlar Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili. Hemen saha kenarında şu anda görüyoruz. Hakim Ziyech, Sergio Oliveira ve yanlarında Dries Mertens ki Ziyech de milli ara öncesinde bir sakatlık problemi yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta takıma katıldı ve onun da artık hazır hale gelmesi bekleniyor. Derbinin ardından yapılan ilk antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Antrenmanın tamamında takımla yer aldı. Yarın o da maç kadrosunda kendisine yer bulacak. Şu anda da antrenman öncesi Dries Mertens ve Sergio Oliveira ile birlikte bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Evet, Okan Hoca da geldi şu anda oyuncularla. O da selamlaşıyor. Erdem Bey ile de selamlaştılar. Dediğimiz gibi beklenti düşünce artık şu anda Mauro Icardi'nin gelişiyle ilgili Victor Nelson'u kenarda görüyorum. Son dönemde çok fazla forma şansı bulamayan isimlerden bir tanesi Nelson. Şu anda da kulübede son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Antrenman öncesinde Okan Hoca ile az önce selamlaştı ve sağ içerisine doğru şu anda hareket ediyor. Victor Nelson'da dediğimiz gibi şu an eksik olan tek isim Mauro Icardi Galatasaray'da. Okan Hoca şunu ifade etti. Yoğun bir maç takviminden, yoğun bir maç programından geçiyoruz. Arada çok fazla boşluğumuz, zamanımız olmadı. Bu yüzden bugünkü antrenmanı da olabildiğince kısa tutacağız. Öğle saatlerinde bir analiz toplantısı yaptık. Rakip analiziyle ilgili eldeki doneleri oyuncularla paylaştık ve o analiz doğrultusunda da rakibe odaklı taktiksel çalışmamızı bugün gerçekleştireceğiz ifadesini kullanmıştı Okan Hoca. Yani bu antrenman aslında çok çok yoğun tempoda ya da çok uzun sürecek bir antrenman değil. Video analizin, rakiple ilgili yapılan analizin üzerine saha içerisinde şu anda bu çalışmayı gerçekleştirecek Galatasaraylı oyuncular. Bir kez daha söyleyelim, şu anda henüz Mauro Icardi antrenmana çıkmış değil. Kulüp doktoru Sayın Yener İnce'yi de sağ kenarında görmüyoruz. Tahmin ediyorum ki kamp tesisinin içinde şu anda Icardi ve Yener İnce, onlar da bir tetkik halindeler, bir görüşme halindeler. Icardi ile ilgili nihai karar tabii ki yarın verilecek. Yarın öğle saatlerinde bu konuda kararın verilmesi bekleniyor.
ağrı kesici bir enjeksiyonla, ağrı kesici bir iğneyle sahada olmasının söz konusu olabileceği ifade edildi. Hem kulüp kaynakları tarafından hem de bu konuda uzman hekimler bu durumu ifade ediyorlar. Galatasaray adına şüphesiz çok önemli bir karşılaşma. Manchester United deplasmanında kazanarak Galatasaray gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Tabii ki daha grubun henüz başındayız ama deplasmanda elde edilen galibiyetle birlikte Galatasaray'ın önemli bir moral ve önemli bir avantaj elde ettiğini söyleyebiliriz. Okan Hoca o maçın sonrasında şu ifadeyi kullanmıştı. Bir sonraki maçı Bayern Münih'li liderlik için oynayacağız şeklinde bir ifade kullandı ki Galatasaray taraftarını da aslında heyecanlandıran, beklentisini yükselten bir açıklamaydı bu. Bu doğrultuda da artık çalışmaların son günündeyiz, son anlarındayız. Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından pazar sabahı bir rejenerasyon çalışması yapmıştı. Maçta ilk 11'de oynayan oyuncuların çok fazla katılım göstermediği ama diğer oyuncularla devam eden bir çalışmaydı ve artık toplu olarak ilk antrenmanın bu olduğunu ifade edebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda en önemli rakiplerden bir tanesi şüphesiz Bayern Münih Galatasaray adına. Mauro Icardi'den sıklıkla bahsediyoruz. Tabii ki en çok merak edilen konulardan bir tanesi olduğu için biz de sıklıkla bu konunun üstünde duruyoruz. Şu an Icardi henüz antrenmana çıkmış değil. Dediğimiz gibi bir kez daha tekrarlayalım. Yener İnce de henüz sağ kenarına gelmedi. Tahmin ediyorum ki antrenmanın ilk 15 dakikalık kısmı basına açık ama sonrasındaki bölümde de Icardi'nin katılımı söz konusu olabilir ya da bu konuyla ilgili Yener Hoca'nın tetkikleri neticelendikten sonra Okan Hoca'ya bir bilgi verebilir. Henüz net bir ifade kullanmak için erken gibi gözüküyor. Çünkü dediğimiz gibi ilk antrenman, arada sadece kısa bir zaman vardı. Ve şu anda Icardi'nin durumu kulüp tarafından da yakından takip ediliyor. Tabii biz genel itibariyle hem Okan Buruk'un teknik heyetin geçtiğimiz sezondan bu yana devam eden yaklaşımını hem de Mauro Icardi'nin yaklaşımlarını şöyle aktarmak gerekirse Okan Hoca ve teknik heyet çok fazla risk barındıran durumlarda oyuncuları sahaya sürmeyi tercih etmiyor. Bu sezonda Wilfried Saha'da benzer bir durum oluşmuştu. Hakim Ziyech'i de beklenenden erken şekilde sahaya sürmek istemediler. Oyuncuları çok fazla riske etmek istemiyorlar bu anlamda. Herhangi bir sakatlık ya da daha uzun bir tedavi sürecine ihtiyaç duyacak sakatlıklar oluşmaması adına. Mauro Icardi ise bu sezon Molde maçında ciddi bir darbe almıştı. O maçta da karşılaşmayı sekerek tamamladı ama sonrasında devam eden karşılaşmalarda sahada olmayı tercih etti. Yine ligde de ağrılarla oynadığı maçlar var. Icardi sakatlığın olduğu andan itibaren aslında durumun ortaya çıktığı andan itibaren oynama konusundaki iradesini, isteğini teknik heyetle, sağlık heyetiyle paylaşıyor. Burada tabii titiz bir çalışma yürütülüyor. Herhangi bir risk oluşturmamak adına, herhangi bir uzun süreli sağlık sorununa sebebiyet vermemek adına şu anda da artık yavaş yavaş antrenmanın taktik bölümüne doğru geçilecek. Kısa bir ısınma gerçekleştirecek Galatasaraylı oyuncular. Sonrasında Bayern Münih maçının taktiksel provası burada gerçekleşecek. Bir kez daha söyleyelim. Mauro Icardi şu anda salonda Yener İnce ile birlikte tetkiklerini gerçekleştiriyor. Yoğun bir buz tedavisi var. Sorduğumuz, bilgisine danıştığımız uzmanlar bu sakatlığın bir hafta 10 gün içerisinde istirahatle tamamen geçebileceğini ifade ediyorlar. Ama burada tabii bir iğneyle oynatma, bir enjeksiyon durumu sakatlığı tedavi etme konusunda olmasa bile en azından ağrıları azaltmaya da dindirme noktasında bu enjeksiyonun kullanılabileceği ifade ediliyor. Burada da tabii ki sağlık heyeti teknik heyetle görüştükten sonra son kararı verecek. Bir kez daha söyleyelim, şu anda salonda bu tetkikler devam ediyor. Mauro Icardi henüz antrenman sahasına çıkmış değil. Tabii Galatasaray'da Icardi'nin olacağı ya da olmayacağı senaryolarda farklı taktiksel hazırlıklar var. Şu anda Okan Hoca ekibiyle birlikte, yardımcılarıyla birlikte tüm ekip şu anda Okan Hoca'nın yanında. Tahmin ediyorum ki bu senaryolar üzerinde
yarınki olası senaryolar üzerinde de kendi aralarında bir fikir alışverişi gerçekleştiriyorlar. İrfan Hoca yanında, İsmail Hoca yanında, analiz ekibi yanında öğle saatlerinde yapılan analiz neticesinde Bayern Münih'e karşı bir plan hazırlayacaklarını ifade etmişti. Ama tabii sezon başında da Okan Buruk'un röportajlarında çok sık ifade ettiği bir durum vardı. Biz oyun planımızı, ana planımızı Mauro Icardi üzerinden tanımladık ve Icardi'nin varlığı tabii burada çok belirleyici oluyor diye şu anda da tahmin ediyorum ki yarınki maçın planı hazırlığı yapılırken de olacağı ya da olmayacağı senaryolar biraz farklılık gösterebilir. Burada zaman zaman Icardi'nin olmadığı maçlarda Okan Hoca'nın tercih ettiği Barış Alper Yılmaz hamlesini görebiliriz. İleri uçta alternatif çözümlerden bir tanesi olarak bunu değerlendirebiliriz. Yine orta sahada az önce basın toplantısında da yer alan Kaan Ayhan'ın Torreira'ya eşlik etmesi bekleniyor. Manchester United deplasmanında ilk kez Okan Hoca'nın kurguladığı bir formasyondu. Kaan Ayhan, Torreira, Kerem formülü. Ama dediğimiz gibi hücum kısmı şu anda biraz belirsizliği koruyor. Net bir şey söyleyebilmek bu konuda çok kolay değil. Wilfried Zaha gibi, Tete gibi, Kerem gibi önemli isimler var. Bu noktada Icardi'nin olduğu ya da olmadığı senaryolarda da tercihlerin doğal olarak farklılaşmasını bekliyoruz. Artık yavaş yavaş toplu çalışmaya geçiyor Galatasaraylı oyuncular. Bu aslında bir ısınma bölümü olarak değerlendirilebilir. Sonrasında artık taktiksel çalışmaya geçilecek. Savunma hattında Okan Hoca'nın son dönemdeki tercihleri genel itibariyle Davinson Sanchez ve Abdülkerim'den oluşuyor. Sağ tarafta Sacha Boey'i izliyoruz. Sol tarafta Angelinho görev alıyor. Burada olası bir değişiklik aslında Okan Hoca'ya soruldu. Abdülkerim'in özellikle zaman zaman bu sezon önce zorunluluktan sonra da zaman zaman taktiksel olarak tercih edildiği sol bek mevkinde görev alıp almayacağı ile ilgili ama Okan Hoca'nın aslında burada dikkat çekici bir cevabı oldu. Abdülkerim orada oynamaktan çok hoşlanmıyor, orada oynamayı çok sevmiyor aslında dedi. Ve yarınki maçta da tercihin pek bu yönde olmasını beklemiyoruz. Angelinho Galatasaray'ın şu an ideal sol beki, zaman zaman performansı tartışılıyor ama bu dörtlüyü bozmasını beklemediğimizi söyleyelim. Orta sahada bir değişiklik olacak Kaan Ayhan Torreira konusunda. Tabii bütün taktik, bütün sistem burada Icardi'nin varlığı ve yokluğuna göre değişebilir. Bir kere daha ifade edelim. Mauro Icardi şu anda salonda, sahaya henüz çıkmadı. Yener Hoca ile birlikte, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile birlikte tetkikler gerçekleşiyor. Son durumu takip ediliyor. Dediğimiz gibi burada ağrıların dinmesi ya da azalması adına bir önce buz tedavisi, yoğun bir buz tedavisi. Sonrasındaysa bir enjeksiyon. Duruma göre tabii ki Icardi'nin oynaması yönünde bir karar çıkması halinde bir enjeksiyon, iğne tedavisinin kullanılması planlanıyor. Çok fazla belki bu konuyu tekrar ettik ama en çok merak edilen konulardan bir tanesi şüphesiz şu anda Galatasaray taraftarları arasında Mauro Icardi'nin durumu ve henüz en azından antrenman sahasında kendisini görmediğimizi ifade edelim. Bu konudaki net kararın yarın sabah, yarın öğle saatlerinde belki hatta Icardi'nin oynama ihtimali yükseldiği takdirde maç saatine, maç toplantısına kadar beklenmesini öngörebiliriz. İçeride tetkiklerden sonra, Icardi'nin tabii ki kendisiyle ilgili kararından sonra Yener İnce'nin de Okan Hoca'yla bir görüşme gerçekleştirip son kararı vermelerini bekliyoruz. Ayağını aldığı darbeden sonra yaklaşık 9 dakika kadar sekerek oynamıştı Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde. Ve kısa bir zaman tabii ki rejenerasyonda yoktu. O andan itibaren yoğun bir buz tedavisi var Mauro Icardi için. Gerektiği takdirde bir enjeksiyon uygulanması planlanıyor. Ve şu an somut olan şey son antrenmanın en azından ilk bölümünde, taktiksel bölümde, sonrasında
görebilir miyiz bilmiyorum. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşiyor antrenmanın. Sonradan takıma katılması söz konusu olabilir mi açıkçası? Şu andan bunu söyleyebilmek çok kolay değil ama eldeki verileri ifade etmek adına şu anda Icardi'nin salonda Yener Hoca ile birlikte bir rehabilitasyon çalışması yaptığını ve durumunun yakından takip edildiğini ifade edelim. Dediğimiz gibi orta saha kurgusu, hücum kurgusu tamamen değişebilir. Oyuncular üzerinden de, pozisyonlar üzerinden de Kerem Aktürkoğlu, Icardi'nin olduğu senaryoda 10 numara pozisyonunda daha merkezde görev alıyor ve burada olası bir değişiklik halinde Barış Alper'in ya da Zaha'nın en uçta olacağı senaryoda tabii ki hücum hattındaki diğer isimlerinde, kanatlardaki ve 10 numara pozisyondaki isimlerinde değişimi bekleniyor. Şu anda Okan Hoca ve kurmayları, ekibi ellerinden notlarıyla, analizleriyle birlikte bir toplantı gerçekleştiriyorlar. Tüm ekip Okan Hoca'nın yanında. Birazdan o ellerindeki notlar ki İrfan Hoca'nın elinde şu anda net bir şekilde görüyoruz. Sağ içerisinde oyuncuların konumlanması ile ilgili taktiksel formasyonla ilgili notları. Birazdan bunlar tamamen sağ içerisinde oyunculara aktarılacak ve yarın sahada uygulanması beklenecek. Bayern Münih karşısında saat 19.45'te Rams Park'ta ev sahibi olarak sahada olacak sarı kırmızılı temsilcimiz. Şampiyonlar Ligi'nde iki maç sonunda 4 puanda Galatasaray. Bayern Münih karşısında bir zafer gecesi yaşamak istiyor hiç şüphesiz sarı kırmızılılar. Bir kez daha tekrarlayalım. Günün tabii ki en çok merak edilen konusu Mauro Icardi'nin durumu şu an salonda. Yener İnce ile birlikte, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile birlikte bir rehabilitasyon çalışması gerçekleşiyor. Henüz sahaya çıkmış değil ama antrenman ilerleyen bölümünde, taktiksel bölümünde belki böyle bir hamle gelebilir. Ya da bu konudaki karar zaten yarın net olarak verilecek. Yarın öğle saatlerinde Icardi'nin durumuna göre net kararını verecek Galatasaray Teknik Heyeti.